Arkadaşlar merhabalar. Bu videomda 2021 tayfa için hazırladığımız programın 23. haftasındayız. Yani 29 Temmuz'da programa başlayanlar için hazırladığımız programın bu hafta neler yapacağız ondan bahsedeceğim arkadaşlar. Evet, bu hafta ne yaptık? Bu hafta çember ve daire, acil geometri çözecektik ve testlerde, yani kitapta 15 test olduğu için bir haftaya yaymıştık arkadaşlar bunu. Bir hafta içerisinde büyük ihtimalle bitirmişsinizdir. Günde 2 test çözerek, bir günde 3 test çözerek, hatta günde 2 test bir soru çözerek bu işin üstesinden gelmişsinizdir diye düşünüyorum arkadaşlar. Ki çember ve daire zaten zevkli bir konu, hızlı bir şekilde aktığını tahmin edebiliyorum arkadaşlar. Umarım öyle olmuştur daha doğrusu. Bu hafta ne yapıyoruz? Bu hafta 23. hafta. Evet, noktanın analitiğine başlıyoruz arkadaşlar. Ayın 30'u, yani bugün 30'u. Böyle bir ön çalışma, bir ön hazırlık, yani ne yapacaksınız? Artık sistemi neye taşıdık arkadaşlar? Fasikül üzerinden yapacağımızı söylemiştik. Fasiküller zaten hazırdı. Geçen sene de ben hazırlamıştım bunu. Daha önceki videoda da söylemiştim. Yani yeniden bir not hazırlamaya kalksam, onun üzerine bir not hazırlamak gerçekten imkansız arkadaşlar. Ki geçen senenin en fazla beğenilen ürünlerinden bir tanesiydi. Eski nesil, yeni nesil, değişik sorular, ilginç sorular falan filan, bayağı bir ilginç sorular vardı arkadaşlar. Bayağı bir göreceksiniz zaten. Zaten fasikül içerisinde testler de var. Bu sefer ne yapacağız? Hem fasikülü çözeceğiz, hem fasikülün içindeki testleri çözeceğiz, hem geometrinin ilacını çözeceğiz. Aynı zamanda da orta seviyedeki kaynak çözeceğiz. Yani soru çözme işlemi burada fasikülle birlikte biraz daha arttı arkadaşlar. Ama bunu da üstesinden gelirsiniz, hiç merak etmeyin. Çünkü çoğu kitapta, şöyle bir şey söyleyeyim, çoğu kitapta nokta analitiğiyle ilgili test sayısı az zaten. Hani bir test, iki test anca görüyorsunuz. İşte o aradaki açığı ya da doğru analitiğiyle ilgili testler zaten az oluyor arkadaşlar. İşte oradaki açığı biz kapatacağız. Yani fasikülle birlikte kapatacağız. Büyük ihtimalle kaç test vardı bizimkinde de ya? 4 test mi ne vardı yanlış hatırlamıyorsam. Bu arada baştan söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi bunların fasikülün çekimini ben yapmıştım. Geçen sene yapmıştım. Ama bu seneki bu sistemle yine çekeceğim. Yani yine her hafta çarşamba günleri sizin karşınıza bununla birlikte çıkacağım. Acele etmek isteyenler, ki bence acele etmeyin, bu videoları bekleyin arkadaşlar. Geçen senenin videolarından da izleyebilir. Ben de çekmek zorunda değilim aslında ama ya bir güzel bir hava yakaladık. Beraber ne güzel çarşamba günleri çalışıyoruz. Madem siz çarşambaları oturup çalışıyorsunuz, ben de çarşambadan bir gün önce, iki gün önce oturup şu videoları çekelim. Yani ben de sizle birlikte bu kampa dahil oldum arkadaşlar. Yani ben ne kadar çok çalışıyorsam sizin de o kadar çok çalışmanızı istiyorum. Hatta düzenli çalışmanızı istiyorum. O yüzden hiçbir çarşambayı es geçmek istemiyorum arkadaşlar. Hatta bugün mesela ne oluyoruz ya demişsinizdir. İlk defa bugün akşamüstü. Normalde sabah 10'da yayınlanıyordu bu rehberlik videoları. İlk defa bugün akşamüstü yayınlandı. Bazı ufak tefek sebeplerden dolayı arkadaşlar. Ama gün içerisinde bir aksilik olmazsa yine çarşamba günü yayınlanacak arkadaşlar. Herhangi bir sıkıntı olmaz büyük ihtimalle. Çünkü üzerimde aşırı derecede yük var. Yine uzaktan eğitim sürecine girdik biliyorsunuz. Ondan dolayı. Arkadaşlar bu hafta dediğim gibi ne yapacağız? Noktanın analitik incelenmesini işleyeceğiz. Noktanın analitik incelenmesini işleyeceğiz. Benim oradaki konu anlatımından beraber çalışacağız. Ardından noktanın analitik incelemesi bittikten sonra oradaki testleri çözeceksiniz arkadaşlar. Hatta şimdi oraya bizim kitaptaki nokta analitiği testini de ekleyeceğim arkadaşlar. Haberiniz olsun. Bu şekilde. Yani analitik fasikülü yabancılık çekmeyeceksiniz. Çünkü o analitik geometrideki konu anlatımının hepsini, bakın konu anlatımının hepsini zaten yine ben hazırladım geçen sene. Testlerde orada işte Mehmet Karayel hocamız olsun çok güzel sorular yazdı. Ondan sonra diğer hocalarımız Metin hocam ve Alper hocam da yine aynı şekilde çok güzel desteklerini gösterdiler. Çember analitiğinde konu anlatımında Mehmet Karayel hocamız da yazdı. Kitap anlamında, fasikül anlamında çok kolay ve hiçbir eksik kapı bırakmayacak bir kitap arkadaşlar. Zaten aldığınız zaman almışsınızdır büyük ihtimalle, göreceksiniz. Nereden temin ediyorduk? İçler bayilerinde kitap daha uyguna denk geliyor galiba. Sanki bir yorumda gördüm. Geçen kaç lira dedi? 23 lira mı ne dedi? Ya fotokopisini çektirmeye çalışsanız zaten 20 lira. 3 lira fazlasını verin. Şu an internette, en son internette gördüğümde kaç liraydı? 25-26 liraydı. Değişkenlik olabilir tabii ki. İşlerin sitesinde görmüştüm arkadaşlar. İstediğiniz yerden temin edebilirsiniz. Ama işler kitap evlerine uğrayıp oradan alırsanız sizin için daha iyi olur tabii ki.
Şimdi ne yapacağız? 23. haftadayız ve nokta analitiği. Bu arada az kaldım ya. Vallahi çok az kaldı ya. Nokta analitiği. Bundan sonra analitik geometri. Analitik geometriden sonra ne var? Katı cisimler ve çember analitiği var. Ya çember analitiği de zaten noktanın analitiğini de bilen, çemberi de bilen çember analitiği de zaten çok rahat bir şekilde yapıyor. Bu arada katı cisimlere de az kaldı. Onu da söyleyeyim. Şu an katı cisimlerde yazılıyor. Katı cisimlerde de aynı mantığı yapacağız. Zaten piyasada bir katı cisim eksikliği vardı. Öyle bir katı cisim geliyor ki. Of, sormayın. Yine konu anlatımları değişik bir şekilde gelecek. Dışarıdaki piyasanın dışında bir kaynak olacak arkadaşlar. Yani biz acil yayınları olarak yazdık diye söylemiyoruz. Ciddi anlamda. Tarzı göreceksiniz. Değişik bir, yani benim tarzım zaten değişik bir tarz olduğunu biliyorsunuz arkadaşlar. Öyle işte kural ver yap, kural ver yap tarzında olmadığını biliyorsunuz arkadaşlar. Sorularda da biliyorsunuz. Elimizden geldiği kadarıyla çok değişik sorulara vurgu yapmaya çalışırız. Ama zor soru değil tabii ki. Bakın, zor soru değil. Kesinlikle zor soru değil. Aynı şey katı cisimlerde de geliyor. Değişik düşünce tarzlarıyla. Çünkü niye? Asıl eski tarzı böyle değiştirmemiz gereken konulardan bir tanesi de katı cisimler. Sebep? Her sene 2 tane soru geliyor arkadaşlar. Her sene 2 tane. Bazen belki de 3 tane soru birden 3 tane soru da gelebilir. Çünkü sene sene değişiklik oldu. TYT'de 2 tane ya da AYT'de 2 tane birden soru soruldu arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi sözel soru olmak üzere. Sözel sorularda hep şey yapıyorlar. En ince detayına kadar bütün ÖSYM'yi inceleyip soruları da testleri de ona göre koymuşluğumuz var arkadaşlar. Haberiniz olsun. Çok değişik. ÖSYM'de hep böyle katı cisimlerden değişik sorular soruyor zaten. Ya hocam bu ne? Bu sorular ne işimize yarayacak falan filan demeyeceğiniz tarzda bir sorular arkadaşlar. Kesinlikle herkesin bakacağı türde bir sorular. Yeri ve zamanı geldiğinde söyleyeceğim. Şu an dizgide yazılıyor. Dizgicimiz de çok hızlı yazıyor. Büyük ihtimalle şeye yetişecek. Tam böyle ne o? Analitik bittiği an fasikülde büyük ihtimalle basılmış olacak arkadaşlar. Yani o fasikülde siz alacaksınız arkadaşlar. Yine fasikül üzerinden gideceğiz. Neyse biz işimize gelelim. 23. hafta ne yapıyoruz? 23. hafta. 23. hafta gençler pazartesi salı bir ön çalışma yapıyoruz. Ya da gidip hazırlık işte PDF alıyoruz falan. Noktan ettiğini şöyle bir inceliyoruz. Neler var neler yok diye bakıyoruz arkadaşlar. Ondan sonra çarşamba günü ne günü? Çarşamba günü nokta analitiği günü. Yani geometri günü. Kenan Kara ile geometri günü. Şöyle baktığım zaman, düşündüğüm zaman yine her konu genelde 4-5 video oluyor arkadaşlar. Bu konuda büyük ihtimalle çok fazla sıkılmayasınız diye çok uzun tutmamak için belki 5 videoda anlatabilirim arkadaşlar. Büyük ihtimalle 5 video çıkacak. Geçen seneki videoların sayısını gerçekten bilmiyorum. Kolay bir konu. Çok rahat bir şekilde yapabileceğiniz bir konu. Temel mantığı anlamanız gereken bir konu. İri üçgenleri barındıran bir konu. Hocam yine mi üçgen var? Harbiden üçgen var kardeşim. Harbiden dörtgen var. Yine bu konuda hem üçgeni hem dörtgeni kullanacağız arkadaşlar. Hatta size bir şey söyleyeyim. Nokta analitiğinde iki nokta arasındaki uzaklık var ya. Millet uğraşırken siz kafadan yapacaksınız. İşte dik üçgeni düşünüp Pisagor'u düşünüp kafadan yapacaksınız arkadaşlar. O zamanlar gelecek işte. Çarşamba günü göreceksiniz. Hiç merak etmeyin. Yine rahat bir şekilde halledeceğiz inşallah. Ezber hocam, nokta analitiği çok ezber gerektiren bir şey. Arkadaşlar her zaman söylüyorum. Nokta analitiği sayfalar dolusu böyle ezber bir şey varmış gibi oluyor ama bütün analitik konusu bittikten sonra şöyle bir genel tekrar yapacağım. Genel tekrar yapacağım. İşte nokta analitiği bilinmesi gereken yani şu. Harbiden yani siz bunların hepsini biliyor zaten bildiğinizin farkına varacaksınız. Ve gerçekten de çok fazla bir şey olmadığında farkına varacaksınız arkadaşlar. Analitik bittikten sonra da bu tekrarı da yapacağım bu arada. Onu da söyleyeyim. Bu arada tekrarı yapacağım derken aklıma da şu geldi. Bu soruyorsunuz bazen yorumlarda. Yorumlara da böyle göz ucuyla bakıp yoğunluktan bakamıyorum. Kusura bakmayın. Anlıyorsunuzdur beni de. Çünkü otopat gibi 10 farklı yerde çalışıyoruz neredeyse. Kitap yaz, onu yap, bunu yap, işte dershane, işte bilmem ne falan filan. YouTube zaten çok yoruyor, soru yaz falan. Bayağı bir yoruyor. Şunu söyleyeceğim arkadaşlar. Konu anlatımları bittikten sonra, kamp bittikten sonra eski ayraç serim vardı benim. Büyük ihtimalle o ayraç serisini yine şey yapacağım arkadaşlar. Yeni bir seri başlatabilirim. Ya da şöyle bir şey yapabilirim. Bir genel tekrar testleri, böyle genel tekrar için test çözümleri de yapabilirim konuyla ilgili. Ya da önce bir kısa hatırlatma, ayraç gibi, ardından soru çözümü şeklinde olabilir arkadaşlar. Bilmiyorum. Kafamda öyle bir proje var.
Şimdiden bunun da müjdesini size vermek istedim arkadaşlar. Neyse, geldik çarşamba günü. Nokta analitiğini yaptık mı kardeşim? Yaptık. Evet. Nokta analitiğini beraber işledikten sonra perşembe gününe artık işi biraz değiştiriyoruz gençler. Perşembe gününe ne yapacaksınız arkadaşlar? Geometrinin ilacını çözeceksiniz. Kaç tane test varsa nokta analitiği ile ilgili. Kaç test varsa. Genelde nokta analitiği ile ilgili çok fazla test olmuyor. Bizim geometrinin ilacında da büyük ihtimalle 2 ya da 3 tane test vardır arkadaşlar. Sizi o kesmeyecek. Artık cuma günde ne yapacaksınız? Geometrinin ilacını ben 2 parçaya biliyordum ya. Artık bölmüyorum. Şöyle yapacaksınız. Cuma günü de arkadaşlar sizler şunu yapacaksınız. Bizim fasiküldeki soruları yani testi çözeceksiniz arkadaşlar. Sanırım 4 ya da 5 tane test olması lazım. Cuma gününüzü de buna ayıracaksınız. Cumartesi de ne yapacaksınız? Yine orta seviyede bir kaynak yine çözeceksiniz arkadaşlar. Zaten kitaplarınızda bu doğru analit ile ilgili testler ciddi anlamda azdır. Millet çok fazla soru yazamaz onunla ilgili. Biz de aslında 10 tane falan olan testimiz de var mesela. Katı cisimlerde mesela sadece prizmalardan 10 tane test yazmışlığımız var. Nokta analitiğinde de yazabildiğimiz kadar yazdık mesela. Onda da ya 4 tane ya 5 tane çıkmıştır işte. Ya 5 diye hatırlıyorum ama neyse. Evet, dediğim gibi artık analitik geometride sorular az olduğu için fasiküldeki soruları da ekleyeceğiz. Bizim şeye hem geometrinin ilacı hem fasiküldeki test hem de orta seviyedeki kaynağı çözeceksiniz arkadaşlar. En son yine bizim bu analitik bittikten sonra ne yapacağız arkadaşlar? Analitik bittikten sonra da en son acil geometri TET-AYT geometrik soru bankası kitabındaki testleri çözeceksiniz ve olay burada bitecek. Bu fasiküldeki konu anlatımından sonra büyük ihtimalle analitikten de hiçbir soru kaçırmayacaksınız arkadaşlar. Çoğu soru yapacaksın çünkü çok ilginç sorularla yine karşınıza çıkıyoruz burada. Evet, bu haftalık 23. hafta 2021 tayfa, seviyorum sizi. Bu haftalık söyleyeceğim şeyler bu kadar. Yalnız şunu da söyleyeyim. 2020 tayfayla çok güzel işler yaptık. Böyle çok böyle şey yaptılar. İlişkilerimiz çok iyi oldu. 2021 tayfa sizinle de aynı şekilde. Tabii burada beni izleyen 2020 tayfalar da var. Hepiniz ayrısınız. Arkadaşlar gün geçtikçe zaman arttıkça ciddi anlamda çok güzel bir enerji sinerji oluşuyor. 2020'deki enerji aynı şekilde 2021'de de var. 2021 tayfa bu konuda size teşekkür ediyoruz tabii ki. Seviliyorsunuz. Çok güzel işler yapıyorsunuz sizler de. Çalışarak emeğinizi karşılığında alıyorsunuz büyük ihtimalle. Beni en çok eden zaten bu. Haberiniz olsun. O abone sayısıymış, bulmuş, bulmuş. Hiç önemli değil zaten bizim için. Bizim yetiştirdiğimiz öğrencilerden çok iyi yerlere gidebildiğinizi, yani hayallerinizi gerçekleştirebildiğinizi görmek ve o mesajları almak benim için en büyük mutluluklardan bir tanesi arkadaşlar. Bunu da bilin. Zaten bunun da bu şekilde olduğunda büyük ihtimalle tahmin ediyorsunuzdur. Evet gençler, bu haftalık söyleyeceklerimiz bu kadar. 23. hafta doğru analitiğine, nokta analitiğine iyi bir şekilde başlayalım. Sonra doğru analitiğine geçeceğiz. Yalnız önümüzdeki hafta biraz sıkıntı olacak gibi. Doğru analitiğinden sanki soru çözemeyeceğiz gibi. Doğru analitiğiyle ilgili konu anlatımı 2 hafta sürecek gibi arkadaşlar. Çünkü bir haftada bitiremeyiz. Büyük ihtimalle bitiremeyiz. Ya da bitirirsek bile sadece konu anlatımı olur. Sonrasında da soru çözümü olur arkadaşlar. Onun planlamasını da ben size yaparım. Tamam mı gençler? Evet, bu haftalık söyleyeceklerim size bu kadar. Bir sonraki hafta görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.